Mardinli tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Dar geçidi, Deri, Kızıltepe'yi, Mazı Dağı'nı, oralarda yaşayan tüm kardeşlerimi kalpten selamlıyorum. Midyat'ı, Nusaybin'i, Ömerli'yi, Savur'u, Yeşilli'yi, oralarda yaşayan kardeşlerimi de gönülden selamlıyorum. Mardin, kardeşliğin şehridir. Mardin, hoşgörünün, dayanışmanın, huzurun şehridir. Mardin, tarih şehridir, ilim şehridir, medeniyet şehridir. Mardin, evliyanın, alimlerin, ariflerin, ashab-ı kiramın şehridir. Seninle iftihar ediyoruz Mardin. Allah sizlerden razı olsun Mardin. Bu coşkunuz, bu sevdanız, bu samimiyetiniz için Rabbim sizlerden razı olsun. Ahde vefanız için, bu davaya omuz verdiğiniz için, başbakanınıza, bu kardeşinize sahip çıktığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Son 5 yılda Mardin'e 5 kez geldim. Başbakan olarak 5 kez geldim. Ondan öncekileri zaten saymaya gerek yok. Mitingler yaptık. Toplu açılışlar yaptık. İlçelerimizi ziyaret ettik. Mardin'i hizmetlerle, eserlerle buluşturduk. İşte bugün bir kez daha Mardin'deyim. Bugün bir kez daha demokrasi için, milli irade için, büyük Türkiye hedefleri için Mardin'deyiz. Maşallah bugün Mardin'i çok farklı görüyorum. Siirt'ten sizlere selamlar getirdim. Tabii eniştesiyiz ya Siirt'in. Zor ayrıldık. Sizi burada beklettim. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Bugün Mardin bir başka güzel. Mardin Türkiye'de oynanan oyunu görüyor. Mardin sandık üzerindeki oyunu görüyor. İnşallah Mardin sandıkta oyuna sahip çıkacağını ve kirli oyunu bozacağını bugün burada tüm dünyaya gösteriyor. Mardin, demokrasiye sahip çıkıyor muyuz Mardin? Milli iradeye sahip çıkıyor muyuz Mardin? Çözüm sürecine, huzur projesine sahip çıkıyor muyuz Mardin? Büyük Türkiye hedefine, yeni Türkiye hedefine sahip çıkıyor muyuz Mardin? 30 Mart'ta mührü AK Parti'ye vuruyor muyuz Mardin? Evet Allah. Maşallah. Barakallah. 18 günümüz var. Hanım kardeşlerim, 18 gün kapı kapı dolaşmaya gece gündüz var mıyız? Beyler, gece gündüz demeden kapı kapı dolaşmaya 18 gün var mıyız? Allah razı olsun. Uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Gideceğiz gündüz gece. Durmak yok. O kadar. Mardin 30 Mart'ta inşallah tuzakları bozacak. Senaryoyu alt üst edecek. Kardeşlerim, sandıklara çok sahip çıkacağız. Sandıklara sahip çıkacağız. Kuş uçurtmayacağız. Müşahitler olarak sahip çıkacağız. İnşallah birilerin o bozuk planlarını biz bozacağız.
Çünkü sandıkta demokrasinin gereğini yerine getireceğiz. Sevgili kardeşlerim, seçime sadece 18 gün kala Türkiye'de huzuru bozmak için senaryolar hazırlanıyor. Biliyorsunuz milletin 30 Mart'ta da AK Parti diyeceğini anlayanlar sandığa gölge düşürmek için yeni provokasyonlar, yeni tahrikleri devreye sokuyorlar. Türkiye'de huzuru bozmak için, sokakları karıştırmak için o malum çevreler yeni tuzakların peşinde. Buradan hem Mardin'e hem Türkiye'ye sesleniyorum. Bu senaryolara, bu tahriklere, bu tuzaklara karşı 77 milyon aziz milletimin uyanık olmasını, sabırlı olmasını, sağduyulu olmasını özellikle rica ediyorum. Bütün siyasi partilere sorumlu davranma çağrısını yapıyorum. Bütün medya kuruluşlarına sorumlu davranma çağrısını yapıyorum. Olayları tahrik etmeye çalışan işveren örgütlerine, sendikalara, sivil toplum örgütlerine sorumluluk çağrısı yapıyorum. Kimin ne meselesi varsa meselesini 30 Mart'ta sandıkta çözsün. Bakıyorum ki bazı işverenler sosyal medya yoluyla tahrikler yapıyorlar. Sokaklara çıkmak da insanları sokağa itmek de asla çözüm değildir. Değerli kardeşlerim, seçime 18 gün kala sokakları ateşe vermeye çalışmak demokratik bir duruş, demokratik bir tavır değildir. Bu ülkeyi millet idare ediyor. 30 Mart'ta millet sandık yoluyla söyleyeceğini söyleyecek. 30 Mart'ta millet iktidara da, muhalefete de mesajını çok net biçimde verecek. Sandık dışında yollar arayanlar hem tehlikeli hem de boş yollara sapıyorlar. Kardeşlerim, onlara gereken dersi bizler 30 Mart'ta 12 yıldır bu ülkedeki eser siyasetiyle vereceğiz. Biz eser ürettik. Onlar ne diyor vatandaş televizyonda? Ben lafa bakarım, icraata bakarım demiyor. Ben icraata bakarım, lafa bakmam diyor. Öyle mi? Ama bugüne kadar neyle aldattılar bizi? Lafla. Lafla peynir gemisi yürüyor mu? İcraat, icraat. Allah aşkına. Şimdi şu Mardin'de AK Parti'nin dışında hizmet var mı? Şu Mardin'de hizmeti AK Parti getirdi. Havalimanının genişletilmesinden tutunuz şu andaki o modern yapılanmasına varıncaya kadar, yollarımıza varıncaya kadar, tarihi eserlerin restorasyonuna varıncaya kadar, Artuklu Üniversitesi'nin Mardin'e getirilmesine varıncaya kadar, hastanelerimiz, okullarımız bütün bunlara varıncaya kadar, enerjide attığımız adımlara varıncaya kadar, bunların dışında soruyorum, Mardin'e BDP'nin eli değdi mi ya? İnanın kardeşlerim, bunların buraya vereceği hiçbir şey yok. Bakın bu oyuna gelmeyelim. 12 Haziran seçimlerinde sandık ortaya geldi ve millet bir tercih yaptı. 12 Haziran seçimlerinde Türkiye %50 oy oranıyla AK Parti'ye iktidarı teslim etti. Sizlerden, aziz milletimizden aldığımız yetkiyle Türkiye'ye hizmet ediyor, Türkiye için eser üretiyoruz. Türkiye'yi huzura, istikrara, hayleri demokrasiye kavuşturmanın mücadelesini veriyoruz. Eğer bundan rahatsız olan varsa millete gider, bunu millete anlatır, milletten yetki alır
ve bu makamlara onlar gidin. Milletin bize git derse biz bir saniye bile burada kalmayız. Niye? Çünkü milli iradeye saygımız sonsuz. Kardeşlerim, bu koltuklarda bizler yapışmadık. Bakın ben bugün Mardin'de bir şey söylüyorum. Dikkat edin, bu çok önemli. Bütün Türkiye bizi şu anda ekranları başında izliyor. Bunu daha önce de söyledim. Burada da söylüyorum. Eğer AK Parti bu seçimlerden birinci parti olarak çıkmazsa ben genel başkanlığı bırakacağım. Sabırlı ol, sabırlı ol, arkası gelsin. Arkası gelsin. Çünkü ben size inanıyorum. Ben milletime inanıyorum. İnanıyorum ki biz bu sandıklardan yine birinci parti olarak çıkacağız. Peki soruyorum. Ey Kılıçdaroğlu. Fakat ne kadar seviyorsunuz ya. Ne kadar seviyorsunuz bu adamı ya. Kardeşlerim, bu adam hala genel müdür. Genel başkan olamadı. Diyorum ki, ya siyaset niye yapılır? Partisini birinci parti yapmak için yapılır, değil mi? Şimdi soruyorum, ey Kılıçdaroğlu, sen eğer bu seçimlerden birinci parti olarak çıkamazsan bırakıp gitmeye var mısın? Evet diyemiyor. Niye? Çünkü genel başkan değildi onun için. O hala genel müdürlükte kaldı. Bahçeli'ye sesleniyorum. Maalesef onun da böyle bir hedefi yok. Onun da birinci parti olmak gibi bir hedefi yok. Ne diyor? Kendine göre bir matematik hesaplar yapıyor. %51 alman lazım diyor. Ya böyle bir matematik olur mu? Sen şimdi birinci parti olmaya var mısın yok musun? Bunu söyle. Bak siz bu kadar eski partiyiz diyorsunuz. Biz ise 16 aylık bir partiyken geldik %34,5'la birinci parti olduk ve parlamentoya girdik. Daha 16 aylık partiyken ve biz 16 aylık partiyken parlamentoya girerken MHP parlamentoya bile giremedi. Ve o dönem biz ve CHP vardı. İki partiydi. Ben de sizlerle gurur duyuyorum Mardin. Şimdi barajları aşamayan bir parti çıktı ortaya. BDP. O zaten barajı da aşamıyor. Onun altında. Neyse bağımsız milletvekilleriyle filan bir grup kuruyor. Fakat tabii bu seçimde baraj yok. Yerel seçim. Belediye seçimi. Ama dikkat edin. Mardin'i kim büyükşehir yaptı? Kardeşlerim, Mardin'in büyükşehir belediyesi olmasına bu CHP karşı çıktı. Bu MHP karşı çıktı. Bu BDP karşı çıktı. Ve kardeşlerim, ben şimdi burada değiştiriyorum. Burada benim artık CHP'yi konuşmama pek gerek yok. MHP'yi konuşmama da gerek yok. Fakat bir şey söylemem lazım. Kardeşlerim, şimdi Mardin
hizmete mi oy verecek, yoksa ideoloji siyasetine mi oy verecek? Hizmete oy verecekcek. O zaman ben diyorum ki kardeşlerim, şu 18 gün çok çalışacağız. Bak, çok çalışacağız. Sevgili kardeşlerim, ya ne olur be, bana baba demeyin. O babalar geçmişte kaldı ya. Biliyorsunuz, limanlarda babalar var, bir de başka türlü babalar var, geldi geçti. Bana baba demeyin. Biz size efendi olmaya, baba olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bizim böyle bir farkımız var. Bizim farkımız bu. Ben de Mardin'le gurur duyuyorum. Herkes bilsin ki milletimiz bize kal dediği müddetçe hiçbir tehdide, hiçbir saldırıya, hiçbir tahrike boyun eğmeyiz. Eyvallah demeyiz. Türkiye'de iktidar sadece ve sadece sandıkla değişir. Türkiye'de iktidarları millet getirir, millet götürür. Türkiye'yi artık manşetler değil, belli sermaye grupları değil, elitler, seçkinler değil, millet yönetir, millet. Türkiye'yi artık sokağa dökülen terör örgütleri değil, devlete sızmış paralel yapılar değil, iftiralar, montajlar, hukuksuz ses kayıtları değil, millet yönetir, millet. Kardeşlerim, hiç endişe etmeyin. Kardeşlerim, biz rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz, bunu böyle bilirsiniz. Ve kardeşlerim, 12 yıl boyunca biliyorsunuz bize çok çeşitli tuzaklar kurdular. Önümüze engeller çıkardılar. Saldırılar düzenlediler, provokasyonlar yaptılar, hiçbirine boyun eğmedik. Asla geri adım atmadık. Sizin emaneti kutsal kabul ettik. O emaneti canımız gibi koruduk. Sizden aldığımız güçle ekonomiyi büyüttük. 230 milyar dolarla aldık milli geliri. Şimdi 820 milyar dolara ulaştık. Kardeşlerim, bakınız. Devletin kamu net borç stoku neydi biliyor musunuz? 100 liranın 73 lirası borçtu. Şimdi 35 lirası borç. Nereden? Nereye? Ben de sizinle beraberim. Ama bir haber aldım. Mardin'de çok güzel bir imam hatip yapılıyormuş. Hem de kızlar için yapılıyormuş. İnşallah açılışında beraber oluruz. İnşallah. Sizden aldığımız güçle okullar, üniversiteler açtık. Yollar yaptık. Barajlar, konutlar inşa ettik Mardin'de. Sizden aldığımız destekle yasakları kaldırdık. Yoksullukla mücadele ettik. Yolsuzluğa asla izin vermedik. İşte bütün bunlar birilerini ciddi şekilde rahatsız etti. Ve rahatsız ediyor. Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü durdurmaya çalışıyorlar. Büyüyen ekonomiyi geriletmeye çalışıyorlar. Huzuru bozmaya çalışıyorlar. Bizim Mısır'da demokrasiye, Filistin'de insanlığa, Suriye'de,
mazluma mağdura sahip çıkmamızdan rahatsız oluyorlar. Çözüm sürecini baltalamaya çalışıyorlar. Kardeşlerim, Gezi olayları ağaç için, çevre için değil, Türkiye'nin yürüyüşünü, o yükselişini durdurmak için yapılmıştı. 17 Aralık komplosunun amacı da aynı Gezi gibi Türkiye'nin yürüyüşünü durdurmaktır. Telefonların dinlenmesi, bunların yayılması, montaj kasetler, sokakların tahrik edilmesi Türkiye'ye yönelik bir komplodur. Altını çizerek söylüyorum. Bu saldırılar AK Parti'ye karşı değil, hükümete karşı değil. Bu yapılanlar ulusal güvenliğimize, Türkiye'ye, devlete yönelik saldırılardır. Kardeşlerim, bu saldırılar büyüyen ekonomiye, birliğimize, kardeşliğimize, çözüm sürecine yönelik saldırılardır. İşte 30 Mart'ta hep birlikte bu saldırılara dur diyeceğiz. 30 Mart'ta bu komploları, bu tuzakları hep birlikte bozacağız. Kardeşlerim, 30 Mart'ta çözüm sürecine sahip çıkacak, yani gençlerimizi yaşatacak, yani çocuklarımıza aydınlık bir gelecek sunacağız. Kardeşlerim, siz çözüm sürecinden, huzur projesinden ne kadar memnunsanız bilin ki birileri de o kadar rahatsız. İşte 30 Mart'ta bu huzur ortamına, bu kardeşlik ortamına da sizler sahip çıkacaksınız. Hem Mardin'in hem Türkiye'nin huzuruna oy verecek, destek olacaksınız. Kardeşlerim, özellikle sizden şunu rica ediyorum. Bakınız, bu fırsat her zaman gelmez. Bunlar büyükşehir olmasını istemediler. Mardin'e büyükşehir yakışmaz dediler. Ve kimdi bu karşı çıkanlar? CHP, MHP, BDP. Şimdi soruyorum, bu BDP sizin huzurunuza Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talibim diye nasıl gelecek? Nasıl gelecek? Ya kardeşlerim, sizin bunlara bir cevap vermeniz lazım. İdeoloji siyasetiyle Mardin yönetilmez. Ben kardeşlerim, bir dakika. Ben Kürtlerin temsilcisiyim diyerek siyaset yapılmaz. Kardeşlerim, ben Türklerin temsilcisiyim diyerek siyaset yapılmaz. Ben Arapların temsilcisiyim diyerek siyaset yapılmaz. Siyaset bizim gibi yapılır. Biz Türkiye'nin temsilcisiyiz. 77 milyonun temsilcisiyiz. Kardeşlerim, ben nereden geldim biliyor musunuz? Belediye başkanlığından. İstanbul'un belediye başkanlığını yaptım. 4,5 sene. 4,5 sene. Çöptü İstanbul. Hava kirliliği, susuzluk almış başını gidiyordu. Ben diyorum ki, şimdi Mardin'in belediye payı artıyor. Ve Mardin'in tüm sınırları Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetinde olacak. Kardeşlerim, inanın bu BDP belediyecilikten anlamaz. Bunların böyle bir derdi yok. Böyle bir derdi yok. Bunların derdi başka. Başka. Ama ben ve arkadaşlarım, inanın bizim derdimiz, size olan sevdamız, size olan aşkımız, istiyoruz ki Ankara'yla, milletvekillerimizle ve buradaki Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle Mardin'i sıçratalım, ayağa kaldıralım. Yani
burada yapılacak yanlış bir tercih, inanın, Mardin'i garip hale sokar. Yazık olur Mardin'e. Kardeşlerim, bakın bu ara bir komplo yaşadık. CHP, MHP, BDP hepsi bu komplo sürecinde Pensilvanya'nın dümen suyuna girdiler. Devlete, millete, Türkiye'nin ulusal güvenliğine bütün bu saldırıda maalesef CHP, MHP, BDP ihanet şebekesinin yanında yer aldılar. Tabii hep beraber bu değirmene su taşıdılar. BDP iftiralar üzerinden, kasetler üzerinden, montajlar üzerinden yürütülen bu kampanyaya hala destek olmaya devam ediyor. Mardin'in 30 Mart'ta BDP'ye bir demokrasi dersi, bir barış dersi vereceğine inanıyorum. Unutmayın kardeşlerim, 30 Mart'ta ya eski Türkiye diyecek ya da yeni Türkiye, büyük Türkiye, kardeş Türkiye diyeceksiniz. Eski Türkiye'de yasaklar vardı. Eski Türkiye'de türküler yasaktı, şarkılar yasaktı, kitaplar yasaktı. Eski Türkiye'de benim okuduğum şiir de yasaktı. Biliyorsunuz değil mi? Siirt'te Milli Eğitim'in kitaplara koyduğu bir şiiri okudum. O şiirden dolayı Pınar Hisar'a gittim. Neydi okuduğum şiir? Ziya Gökalp'e aitti. Atatürk'ün duayeni. Bu konuda gerçekten o noktada adeta ülkü belirleyeni böyleydi. Ve benim okuduğum şiir neydi? Benim okuduğum şiir şuydu. Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. Ne yaptılar? Hadi içeri dedi. Ben o esnada neydim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydım. Alıp götürdüler. Ama iyi oldu. Hayırlı oldu. Medrese-i Yusufiye'de bir süre geçirdik. Eyvallah. El hayru fîmâ vakâ. Her olanda hayır vardır. Onlar şer zannettiler. Hayır olarak dehte gelmişti. Kardeşlerim, Akif ne diyor? Ne diyor Akif? İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan taslı yürek sinede yüktür. Bu yolda böyle yürüyeceğiz. Böyle yürüyeceğiz. Onun için ben o Mardin'in inançlı dünyasına özellikle sesleniyorum. Bu inançlı dünyada, bu kutlu yürüyüşte beraber olalım diyorum. Bir olalım diyorum. Kardeş olalım diyorum. Hep birlikte Türkiye olalım diyorum. Kardeşlerim, tek millet dedik. Niye? Ben Türk'ü Türk olduğu için sevmiyorum. Kürt'ü Kürt olduğu için sevmiyorum. Araba Arap olduğu için sevmiyorum. Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'yü ırklarından, etnik unsurlarından dolayı sevmiyorum. Ya beni yaradan Allah onları da yarattığı için seviyorum. İki, tek millet dedik. Tek millet. Ve ardından tek bayrak. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi.
Yıldız şehidimizin sembolü, simgesi. Bu bayrak asla bir başka bayrakla değişmez. Fakat maalesef bu bayrağımıza eş bayrak arayışı içerisinde olanlara Mardin 30 Mart'ta oy verecek mi? Ben Mardin'den bunu bekliyorum. Bunu bekliyorum. Mardin 30 Mart'ta sandıklarda bunun cevabını vermeli. İşte görüyoruz bunların toplantılarını. İstiklal Marşımızı okumaktan bile uzaklar bunlar. Bunlar bayrağımızı dalgalandırmaktan bile uzaklar. Soruyorum, bunlara mı oy verecek Mardin? Benim tanıdığım Mardin bunlara oy vermez. Benim tanıdığım Mardin ne siyasi Kürtçülüğe, ne siyasi Türkçülüğe, ne siyasi Arapçılığa oy vermez. Kardeşlerim, biz insanları sadece yaradılanı severiz, yaradandan ötürü anlayışıyla seveceğiz. Ve bu anlayışla yürüyeceğiz. Onun için 18 gün çok önemli. Ablalar, ama siz bizim ablamızsınız ha. O birilerinin ablalarından değil. Bizim ablalarımız. Anladınız değil mi? Heh. Çok daha fazla çalışacağız. Çok daha fazla gayret edeceğiz. Abiler, siz de anladınız değil mi? Hangi abiler olduğunuzu? Abiler, siz de çok çalışacaksınız. 18 gün gece gündüz demeden dolaşacağız. Bildiklerimizi bilmeyenlere anlatacağız. Ve eski Türkiye'de ana dili yasaktı değil mi? Şimdi yasak mı? Kim bu yasağı kaldırdı? Biz. Kardeşlerim, eski Türkiye'de yollar kapalıydı değil mi? Kim kaldırdı? BDP mi? BDP'nin zaten bu noktada yapacağı hiçbir şey yok. Köyler terk edilmişti. Metralara gitmek, yaylalara çıkmak yasaktı. Bunların önünü kim açtı? Biz. Ama çıkıyor bu BDP. Biz olmasaydık bunlar yapılmazdı diyor. Ya senin kıymetli abinyen yok bir defa. Eski Türkiye'de siyaset değil, silahlar konuşuyordu. Ve değerli kardeşlerim, eski Türkiye'de bırakın Kürtçe konuşmayı. Kürtçe demek, Kürt demek yasaktı. Bu ülkede bugüne kadar gelen başbakanlardan Erdoğan'ın dışında benim Kürt kardeşim diyen çıktı mı hiç? Benim için Kürt kardeşim, Türk kardeşim, Arap kardeşim demek farklılık arz etmiyor. Hepsi benim kardeşim. Biz bir şeye inanmışız. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Biz bunların hepsini elimizin tersiyle bu yanlışlara ittik. Red, inkar, asimilasyon bunlara son verdi. Dedik ki böyle bir şey olamaz. Allah razı olsun. Türkülerin, kitapların, klavyelerin üzerindeki yasakları biz kaldırdık. Okullarda farklı dil ve lehçelerin öğretilmesinin, farklı dil ve lehçelerde özel okul kurulmasının önünü kim açtı? Eski Türkiye'de, ah benim başörtülü kızlarım, başörtülü kardeşlerim, ah şunlar var ya şunlar, ne çile çekti biliyor musun? Ne çile çekti biliyor musun? Bunu BDP'li bilmez. BDP'linin böyle bir derdi yok. CHP bilmez. Onun böyle bir derdi yok. MHP'lilerin de böyle bir derdi yok. Kardeşlerim, bakınız. Benim yavrularım okula, üniversiteye, kendi ülkemde gidemediler. Başörtüsünden dolayı. Benim çocuklarımın dördü de İmam Hatip mezunu. Çok sıkıntı çektiler. Ve üniversitelere girişte kat sayısına takıldılar.
Aldığı puan Türkiye'nin en iyi üniversitesine. Girebilecek puanda olduğu halde oğlum giremedi. Ve Amerika'ya gönderdi. Kızlarım da orada. Okudular, masterlarını yaptılar, doktora yaptılar ve ülkeye döndüler. Ama orada başörtüsüyle okuyabildi. Ama kendi ülkemde okuyamadı. Bu insana ne yapıyor biliyor musun? Çok acılar çektiriyor. Tabii bu acıları şahsımda çektiğim için sizlere bu acının çektirilmesini çok sabrettik. Ve sonunda atlattık. Ama beraber. Siz ne dediniz? Siz ne dediniz? Men sabera zafera dediniz. Ve bu oldu. Bu oldu. Sabrettiniz, zafere erdiniz. Şimdi üniversitelere başörtülü giriyor muyuz? İmam hatiplerde zaten sorun yok. Katsayı kalktı mı? İstediğin üniversiteye girme hakkın var mı? Devlet dairelerinde başörtülü olarak çalışıyor mu kardeşlerim? Normalleşme bu. Ayrımın kalktığı Türkiye bu. İşte biz bunu yaptık. Biz bunu başardık. Şimdi çıkmış geçen günü Kılıçdaroğlu başörtüsü sorunu diyor ben çözdüm diyor. Elhamdülillah. Sağ olsun şu anda parlamentoda bizim hanım kardeşlerimizin içinde 4 tane hanım kardeşimiz de başlarını örtmek suretiyle parlamentonun içerisinde bu değişim dönüşümü sağlamış oldular. Niye? İnançlarının gereğini yerine getirdiler. Bu adımı attılar. Kardeşlerim, işte sizler eski Türkiye'de Kur'an öğrenmenin ve öğretmenin üzerinde yasaklar vardı. Şimdi ise bütün okullara Kur'an-ı Kerim'i seçmeli olarak koyduk mu? Siyer-i Nebi'yi koyduk mu? Pensilvanya'daki zat bunlardan rahatsız olmuş biliyor musun? Ne diyeyim ben? Bu çünkü bir dini cemaat değil. Maalesef bu bir paralel örgüt, bir siyasi örgüt. Yoksa bir dini cemaatin veyahut da bir kainatın imamının ne işi var holdingle? Ne işi var ananas satışıyla? Bilmem neredeki rafineri satışıyla. Sen ilimle meşgul ol. Talebe yetiştir. Bunlara bak ya. Ne işin var bunlarla? Ve Türkiye'yi Pensilvanya'dan bölmeye, parçalamaya ne hakkın var? İç huzurumuzu, iç barışımızı tehdit etmek için bu tür girişimlerin içerisinde bulunmaya ne hakkın var? İşte yargının içerisinde bir yapılanma, emniyette aynı şekilde bir yapılanma, devletin kurumlarında bir yapılanma, iyi niyetimizin maalesef kurbanı oldu. Kardeşlerim, bütün bunları tek tek hallediyoruz inşallah. Ve tek vatan dedik. 780 bin kilometre kare. Tek vatan. Asla operasyona müsaade etmeyiz. Batı ne görüyorsa doğuda, doğuda ona görecek. Kuzey ne alıyorsa güneyde onu alacak. Orta Anadolu, Marmara, hepsi Akdeniz aynı şeyleri alacak. Çünkü 780 bin kilometre hep birlikte ayağa kalkacak. Onun için biz ne yaptık? 79 senede 6100 kilometre bölünmüş yol yaptılar. Kardeşlerim biz 11 senede 17 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Farkımız bu. Şimdi gelirken Mardin Havalimanı'na indik. Ya Rab sana sonsuz hamdü senalar olsun dedim. Şu terminal binasının güzelliğine bak dedim. İnşallah şu baharda bütün peyzaj çalışmalarını da bitirmek suretiyle Mardin Havalimanı bambaşka güzelliğe kavuşmuş olacak. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Ve geliyorum dördüncüsüne. Rabia. O da tek devlet. Devlet içinde devlet,
asla. Şimdi asıl mesaja geliyorum. 30 Mart aynı zamanda ne olacak biliyor musunuz kardeşlerim? İnşallah Mısır'da, Kahire'de o 18 yaşındaki Esma kızımızın şehit edilmesinin, inanıyorum ki o akşam alınacak netice ruhunu şad edecektir. Çünkü onlar da hep burayı takip ediyorlardı. Hep Türkiye'yi takip ediyorlardı. Ve babası merhum, pardon, babası merhumenin, o şehidenin arkasından biliyorsunuz onu da aldılar, cezaevine götürdüler. Aynı anda. Bakın neler oluyor. Ve o gün bugün. Tabii ki Mısır'la mesafemiz devam ediyor. Şimdi biz son çeteyi, Pensilvanya çetesini de tasfiye edecek, Türkiye'yi tamamen zincirlerinden kurtaracak 2023'e yürüyüşe devam edeceğiz. Kardeşlerim, onun için diyorum 30 Mart'ta bunlara sandıkta ders vermeye var mıyız? Var mıyız? Sizlerden destek bekliyoruz. Mardin'den bu süreçte özellikle rekor bekliyoruz. Yeni Türkiye'ye en güçlü şekilde sahip çıkmanızı bekliyoruz. Kardeşlerim, Mardin'in bu büyükşehir belediyesi olarak inşallah modern bir şehir olması, tarihiyle, medeniyetiyle, birikimiyle, insanlarıyla büyük olan Mardin artık şehir olarak da büyük. Ve 30 Mart'ta burada büyükşehir belediye başkanını, ayrıca ilçe belediye başkanlarını seçeceksiniz, unutmayın. Belediyecilik bizim işimiz. Belediyecilik AK Parti'nin en iddialı olduğu alan. Mardin'de hem hükümet olarak hem belediye olarak önemli yatırımları başlattık. Şimdi onları devam ettirelim diyoruz. Kardeşlerim, bugüne kadar Mardin'e verdiğimiz hizmetin toplam bedeli ne biliyor musunuz? Kardeşlerim, bugüne kadar 9 katrilyon Mardin'e yatırım yaptık. Şimdi ise belediyeye gelecek olan yatırımlar en ücra köşeye kadar kanalizasyonuyla, suyuyla, yoluyla, çöpüyle, park bahçesiyle bunlarla büyükşehir olarak yakından ilgileneceğiz. Onun için ne olur ideolojiye bakmayın, hizmete bakın. Belediyecilikte particiliğin tecrübesine bakın. Sizi çöpe, pisliğe, beceriksizliğe mahkum edecek değil, hizmetle buluşturacak adayı tercih etmenizi istiyorum. Değerli kardeşlerim, hükümetlerimiz döneminde Mardin'in çevresini biz değiştirdik. Ilısu Barajı ve hidroelektrik santrali biliyorsunuz. Kendi sınıfında Türkiye'nin dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından dünyanın en büyük barajı. Bu baraja BDP karşı çıktı. Bunu biliyor musunuz? Peki bunlara nasıl oy vereceğiz? Ya bunlar hangi hayırlı iş yapılsa buna karşı çıkıyorlar. Kardeşlerim, ılı suyu bir yerden alıyoruz, bir yere taşıyoruz. Çok daha modern bir ilçe haline getiriyoruz. Ve böyle bir adımı atarken buna karşı çıktılar. Ve sadece elektrik enerjisi üretiminden ekonomiye yılda 825 trilyon katkı sağlayacak. Fakat bu barajın yatırım bedeli ne biliyor musunuz? 3 katrilyon lira. Sadece bu baraj. Bu barajı yaptırtmamak için bu BDP çok gayret sarf etti. Hem içeriden hem dışarıdan. Ama biz bunların hepsini de açtık. İşe başladık. Şu anda barajda %65 fiziki gerçekleşme sağlandı. İnşallah bu muhteşem eseri tamamlayıp Mardin'imize ve ülkemize kazandıracağız. Mardin Kızıltepe içme suyu tesisleriyle Mardin il merkezi Kızıltepe
ve Nusaybin ilçeleri, Ortaköy, Şenyurt ve Gökçebağ beldeleriyle civar köylerin 2040 yılına kadarki içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşıladık. Bununla yetinmedik. Şimdi yeni bir projeyi daha devreye alıyoruz. Mardin Beyaz Su Projesi ile binlerce yıllık tarihin en canlı şahidi olan Mardin'imizde suya olan hasreti nihayet erdiriyoruz. Proje çerçevesinde Yeşilli Kabala içme suyu yapım ihalesini tamamladık. Şu an sözleşme aşamasındayız. Aynı şekilde Ömerli içme suyu yapım ihalesini de yaptık. Şu anda değerlendirmesi yapılıyor. Midyat ve civarındaki Gelinkaya, Acırlı ve Yolbaşı beldelerinin ise projeleri hazır. Kızıltepe'deki Zergan Deresi'nin ıslah çalışmaları süratle sürüyor. Mardin Ceylanpınar Ana Kanalı projesiyle Fırat Nehri'nin suyunu Mardin ve Ceylanpınar'ın bereketli ovalarına taşıyoruz. Kardeşlerim, 221 kilometre uzunluğundaki bu devasa kanaldan su geçecek, su. Ana kanallarını tamamladığımız projeyle toplam 2 milyon dönümden fazla tarım arazisini suyla buluşturacağız. Mardin'e, bakın bu müjdeme dikkat edin. Mardin'e içinde 208 dersli spor salonları, yüzme havuzu, kütüphaneleri, konferans salonları, bilim merkezi olan bir eğitim kampüsü yapıyoruz. Proje hazır. Yap işlet devlet modeliyle yapacağımız eğitim kampüsünün yapım ihalesini inşallah Ağustos ayında gerçekleştireceğiz. Kardeşlerim, Mardin'in yapıldığı günden bu yana el değmeyen bütün demiryollarını, her türlü malzemesini yerli ürettik ve yeniledik. Seki düzüne Türkiye'nin en modern lojistik merkezlerinden birini kuruyoruz. Kardeşlerim, bugün Ulaştırma Bakanım Lütfi Elvan, Karaman-Konya hızlı tren projesinin temelini attı. Bu hızlı tren hattı nereye kadar gelecek biliyor musunuz? Nusaybin'e gelecek. Nusaybin'den de Habur'a kadar uzanacak. Karaman, Ulukışla, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Nusaybin, Habur hızlı tren projelerini hazırlıyoruz. Yakında yapımına başlayacağız. Buna biz ne diyoruz biliyor musunuz? Güney hızlı tren yolu diyoruz. Bir ucunda Mardin, bir ucunda İstanbul. Şu anda Mardin'de yapımı devam eden demiryolu projelerinin tutarı 464 trilyon lirayı buluyor. Kardeşlerim, yine zılgıtı yedik. Sizin bu zırgıtınız var ya, bizi daha çok çalışmaya sevk ediyor. İşte bu analar böyle. Doğalgazınız Mardin'de sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum. Dağıtım işinin ihalesini yaptık. Kazanan firma hazırlıklarına başlıyor.
İnşallah önümüzdeki yılın sonuna doğru doğalgaz şebekeleri döşenmiş olacak. 12 yılda Mardin tarihinde görülmemiş yatırım aldı. Kardeşlerim, orman ve su işlerinde 3 katrilyon, tarım ve hayvancılıkta 1 katrilyon 100 trilyon, ulaştırma ve haberleşmede 605 trilyon, eğitimde üniversite dahil 669 trilyon, aile ve sosyal politikalarda 850 trilyon, sağlıkta 263 trilyon yatırımla Mardin'i buluşturduk. Eğitimde Mardin'e 2855 yeni derslik inşa ettik. 10 bin adet bilgisayar gönderdik Mardin'e. 473 okula internet ağını kurduk. 265 bilişim teknolojisi sınıfı. Şimdi Fatih projesi. 810 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza yerleştirdik. 360 öğrencimize bilgisayarını, tablet bilgisayarı dağıttık. Bu ay içinde Türkiye genelinde 675 bin adet daha tablet bilgisayar dağıtacağız. Kardeşlerim, önümüzdeki 18 ay içinde toplam 350 bin etkileşimli tahtayı sınıflara monte ediyoruz. 2007 yılında Artuklu Üniversitesi'ni kurduk mu? Biz kurduk. Üniversitemizde 6 fakülte, 3 meslek, 2 yüksekokul, 1 devlet konservatuarı, 3 enstitü açtık. Kardeşlerim, Yaşayan Diller Enstitüsü'nü yine Artuklu Üniversitesi bünyesinde oluşturduk. Bu arada Kürtçe dil eğitiminin ilk olarak başlatıldığı enstitüdür. Bu enstitümüz Süryani dili, edebiyatı, ana bilim dalıyla ülkemizde bir ilçe daha imzasını attı. Bugün üniversitemizde 5000'den fazla öğrenci öğrenim görüyor. Bu ne demektir? Mardin'in genci Mardin dışına çıkmıyor. Mardin'de kalıyor. Kardeşlerim, öğrencilerimize 14,5 trilyon burs ve kredi verdik. Mardin'de 328 yatak kapasiteli yurt açtık. ...750 kapasiteli Mardin öğrenci yurdumuzun yapımı devam ediyor. İnşallah bu yıl içinde hizmete alıyoruz. Ben şimdi buradan sesleniyorum. Eğer Pensilvanya'nın burada yurtları varsa, bu yurtlardan atılan çocuklar olursa hemen milli eğitime, gençlik spora müracaatınızı yapın. Buradaki yurtlarımızda onları biz misafir edeceğiz. Gerekirse otellerde ağırlayacağız. Gerekirse devletin sosyal konutlarında ağırlayacağız. Çünkü birçok yerde kardeşlerim, birçok yerde ablalar, abiler gece seansları yapıyorlar. Başbakan'a beddua seansları yapıyorlar. Eğer bazı öğrenciler çıkıp da niçin böyle yapıyorsunuz derse kapıya koyuyorlar. Birçok ilde yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Biz de tedbiren şimdilik diyoruz. Hemen müracaatınızı yapın, sizi biz dışarıda bırakmayacağız. Sağlıkta 300 yataklı Mardin Merkez Devlet Hastanesi'nin ve 150 yataklı Nusaybin Devlet Hastanesi'nin yapımı sürüyor. Mardin'e, Kızıltepe'ye, Midyat'a, Deri'ye, Savur'a, Ömerli'ye, Dargeçi'de, Mazı Dağı'na ve Nusaybin'e toplamda 674 yataklı devlet hastanelerini kazandırdı. Savur'a, Mazı Dağı'na ve Kızıltepe'ye sağlık evleri yapıyoruz. Projeleri hazır. Toplu konutta Mardin'e 3331 konut inşa ettik. Hak sahiplerine teslim ettik. Kardeşlerim, bir şey söyleyeceğim.
Burası çok önemli. Çünkü yol medeniyettir. Su medeniyettir. Biz gelene kadar Mardin'e ne kadar bölünmüş yol yapılmıştı biliyor musunuz? 29 kilometre. Bakın Osmanlı dönemi dahil 79 senede 29 kilometre. Biz 11 yılda ne yaptık? 187 kilometre bölünmüş yol yaptık. Biz buyuz ya. Biz buyuz. Kardeşlerim, Türkiye genelinde tüneller yaparak aşılmadık yol bırakmadık. Kardeşlerim, tüm Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız tünel sayısı ne biliyor musunuz? 12 yılda biz 117 kilometre uzunluğunda tam 122 adet tünel yaptık. Dağları deliyoruz ya. Dağları. Ferhat gibi. Kerem ile Aslı gibi. Ferhat kime aşıktı? Şirin'e. Siz Şirin. Biz de Ferhat. Dağları deldik. Şirin'e, milletimize kavuştuk. O çile dağlarını, o çile yollarını evelallah böyle açtı. Kardeşlerim, bu kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İnşallah bu tünellerle tabii ki yolculukta bir konfor yaşanıyor. Kırşehir Kızıltepe ve Kızıltepe Nusaybin yolunu, Mardin Kızıltepe yolunu, Diyarbakır Bismil ayrımı, Mardin yolunu, Midyat Cizre yolunu biz tamamladık. Biz ya. Mardin Havalimanı görüyorsunuz işte ne hale geldi. Bu da yolcu trafiğine, şehrin ekonomisine yansıdı. Kardeşlerim, 2003 yılında 19 bin yolcu trafiği vardı bu havalimanının. 19 bin. Şimdi ne biliyor musunuz? 278 bin. Bak, bu neyi gösteriyor aynı zamanda? Refah düzeyini gösteriyor. Türkiye fakirleşmiyor. Türkiye zenginleşiyor. Ne çileler çekiyorduk o otobüslerin içerisinde. Ama şimdi biniyorsun otobüse kaç saatte? Ama biniyorsun uçağa buradan İstanbul bir buçuk saat, bir saat 40 dakika. Öyle mi? Köydes projeleriyle desteklerimizi verdi. 129 trilyon Mardin'e Köydes desteği verdi. İçme suyu sorununu büyük ölçüde hallettik. Devam ediyoruz. Köy yollarında aynı şekilde. Değerli kardeşlerim, yine buna destek vermeye devam ediyoruz. Bir medeniyet şehri olan Mardin'imize kültür ve turizm alanında 74 trilyon yatırım yaptık. Ömerli Kültür Merkezi'ni 2012 yılında hizmete açtık. Güneydoğu Anadolu Projesi ekoturizm bölgesi içinde yer alan Mardin'imizin turizmde hak ettiği yeri bulması için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Mardin'i büyük şehri AK Parti damgasıyla buluşturarak bir kültür, inanç ve gastronomi, turizmi alanlarında dünya çapında bir marka yapmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede şehirdeki tarihi mekanların restorasyonları için çok daha hızlı adımlar atacağız. Değerli kardeşlerim, biz hizmet siyaseti yapıyoruz. Sloganımız ne? Görüyorsunuz. Daima millet. Daima millet. Mardin için çok büyük projelerimiz, çok büyük hedeflerimiz var. Kardeşlerim, büyük şehirle hükümet el ele verdiğinde
inanın 5 yıl içinde Mardin'i dünya çapında bir marka şehir haline getirme hedefimize ulaşabiliriz. Bunun için işbirliği gerekiyor, uyum gerekiyor, vizyon gerekiyor. Sizlerden lafa değil, hizmete bakarak, ideolojiyi değil, geleceğinizi düşünerek oyunuzu kullanmanızı istiyorum. Bak şimdi size bir başlık veriyorum. Büyük medeniyet yolunda insan, demokrasi, şehir. Üç başlık. Büyük medeniyet yolunda insan, demokrasi ve şehir. Ve şimdi kardeşlerim, diyorum ki Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Vecdi Kahraman. Ve burada kendisine vereceğiniz destekle Mardin'e AK Parti mührünü vuracağımıza inanıyorum. Mehmet Vecdi kardeşimi ben sizlere emanet ediyorum. Ama 18 günümüz var. Ben gerek başbakan olarak, gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığımdaki birikimlerimi kendisiyle paylaşmak suretiyle Mardin'i bir marka şehir haline getirmekte size söz veriyorum. Sizden de bu sözü almak istiyorum. Anlaştık mı? Anlaştık mı? 18 gün hanım kardeşlerim kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Beyler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Evet. Bu arada tabii daha önce Mardin merkezde belli bir gayret ömür verdi. Ben Alay Beyoğlu'na da huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim ve bu dönem tabii Türkiye'de hep merkez ilçeler sanki bir büyük şehir gibiymiş anıldı. Mardin Belediyesi halkında Mardin Belediyesi değildi. Ya Mardin Merkez İlçe Belediyesi'ydi. Böyleydi. Ama şimdi biz 750 bin nüfusu Mardin aştığı için ne yaptık? Mardin'i de büyük şehir yaptık. Ve şimdi el ele verecekler. Omuz omuza verecekler. İnşallah büyük şehir olarak Mardin'imizi en ücra köşelere kadar modern bir şehir haline getireceğiz. AK Parti adaylarına vereceğiniz destek barışa, kardeşliğe, huzura, kalkınmaya vereceğiniz destektir. İnşallah 30 Mart'ta Mardin'de şöyle herkese mesaj olacak. Herkesin dikkatini çekecek bir sonuç bekliyorum. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Mardin'i hatırlatıyor. Bana her şey Türkiye'yi hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. 30 Mart şimdiden hayırlı olsun. Durmak yok. Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyoruz. Ve mitingimizi onurlandıran değerli konuklarımızı sizlere takdim etmek istiyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Yasin Aktay. Maliye Bakanımız Batman Milletvekilimiz Mehmet Şimşek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Diyarbakır Milletvekilimiz Mehmet Mehdi Eker. Avrupa Birliği Eski Bakanımız İstanbul Milletvekilimiz Egemen Bağış.
İçişleri Eski Bakanımız Mardin Milletvekilimiz Muammer Güler, Mardin Milletvekilimiz Abdurrahim Akta, Mardin Milletvekilimiz Gönül Bekin Şahkulu Bey, Ankara Milletvekilimiz Profesör Doktor Cevdet Erdoğan, Şırnak Milletvekilimiz Mehmet Emin Dindar, AK Parti Mardin İl Başkanımız İbrahim Fide. Thank you.